Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Kafkas Vakfı'na herhalde teşekkür etmem gerekiyor. Davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Bir de diğer yerinizi gördüm. Çok güzel, çok beğendim. İnşallah bizim camiamda da çok güzel, çok güzel faaliyetler burada gerçekleşir. Biz de hepimiz mutlu oluruz. STK yöneticileri dönem dönem böyle davetler alır, konuşmalar yaparız. Onlarda benim birkaç sefer, bir iki yerde kullandığım bir şey var. Adamın birisi bir yerde bir konuşma yapacakmış. Yapacağı konuşmayı bir kağıda yazmış. Sıra ona gittiğinde kürsüye çıktığında kağıdı aramış, bulamıyor. Böyle demiş ki, değerli vatandaşlarım, şimdiye kadar ne konuşacağım bir Allah, bir ben biliyorum. Şimdi bir tek Allah çok öyle değil. Biz bir aradayız ve ben ne konuşacağımı biliyorum. Sizlerden gelecek olan soruları tabii ki cevaplayalım. Çerkezler deyince işte genelde hadi gelir üzerinde. Başka bu ne anlar? Türkiye'de bizim genel tanımlamamız, bize herkes Çerkez diyor. Osmanlı Emiroğlu'yla beraber bu tanımlamayı aldık. Biz daha sonra fark ettik ki biz Osetmişiz ödüğü demiş ki ben de Çeçenmişim neyse falan. Böyle bir şekilde aslen nereli olduğumuzu anlamaya başladık. Sonra bunu böyle kim Çerkez kimliğine kadar götüren insanlar oldu. Ben çok ona katılmıyorum. İnternette bir şey görmüştüm. Bir Çerkez'de bulunması gereken 99 özellik diye. Ben de merak ettim. Nedir bu 99 özellik diye. Okudum. 90 tanesini ben biliyorum diyor set olarak. 9 taneyi de benim cahiliyetim öyle. Yani ya ben Çerkez'im ben bilmiyorum ya da sizler o setseniz haberiniz yok. Böyle garip bir düzenlenme içeriz. Özeti de şu. Aynı coğrafyadan gelmişiz. Kültürde ve kederde ortak noktalarımız var. Aynı acıları, sıkıntıları yaşamışız. Bir yerde de şöyle bir şey söylemiştim. Ben 50 sene sonra Oset dilinin var olup olmayacağının endişesini taşıyorum. Bunu bir Kabardey de taşıyor. Bunu bir Dağıstanlı'da taşıyor. Bunu bir Ahaz'da taşıyor. 50 sene sonramızı çok iyi göremiyoruz ve çok problemli, sıkıntıların bitmediği bir coğrafyada yaşamışız. Böyle garip bir şeyimiz var. Şimdi şeyden başlarsak, kim bu Osetler diye şöyle bir şeyimiz var. Biz Osetler diye, ben buradan biraz devam edeceğim. Şimdi burada sizi çok fazla tarihe boğmayacağım. Onun çok faydalı bir şey olduğunu, akılda kalıcı olmadığını biliyorum. Ama hızlı biçimde de bazı şeyleri görmemiz gerekiyor. Şimdi Osetler M.Ö. 5. yüzyılda bir kere dünyada tanınmaya başlıyorlar. Kültürel olarak biz diğer şu yukarıda sayılan İstil, Sarmat, Alan, Oset zincirini takip ediyorlar. Bunların arasında dil olarak akrabalık bağlılığı olduğunu dönem tarihçileri ve günümüz tarihçilerin ortak görüşü. Bu görüş birliği günümüzde başlar ve Herodot'a kadar uzanır. Yani Osetler bu yeryüzünde önce İskit, sonra onun dönüştüğü Sarmat, sonra onun dönüştüğü Alan ve en sonunda da Oset olarak adlandırılıyorlar. Bunu böyle detaylarına girmek, tarihsel olarak nasıl, hangisi ne kadar dönem yaşadığı falan bu toplantının boyutlarını aşar. Ama genel kabul gören, bilim adamlarının kabul ettiği, tarihçilerin kabul ettiği böyle bir zincir var. Osetler de bunun böyle olduğuna inanıyorlar. Osetya böyle bir şey. Kuzey ve Güney diye ikiye ayrılıyor ve Kafkasya'nın tam ortasında. Osetlerin tarihinin bir tane kırılma noktası var. O da Alan Krallığı'nın Moğollarla karşılaşması çok önemli. Ve savaşı kaybediyorlar. Burada bir çok ciddi bir kıyma vuruyorlar. Erkeklerin tamamı öldürülüyor. Kadınlar esir alınıyor. Ve Osetler 15 bin kadar bir nüfusa düşüyorlar ve dağlara çekiliyorlar. Şimdi Osetler de diğer toplum arasında ne
ortak noktalar var, nasıl bir bağ var anlatmak gerekirse. Adige ve Çerkes halkının kabzedildikleri bir kaideleri var. Bu anayasaları demek mümkün. Bu Osetler'de de var, Osetler buna Udav diyor. Şimdi Adigeler, Tamade dedikleri kişinin Osetler'de karşılığı işler. Tamadeler toplandığında bir suç işlemişse bir kişi ya da bir konuda karar vermek gerekiyorsa buna dehu, yanlış mı telaffuz ediyorum bilmiyorum, böyle bir karşılığı var. Osetler'de de aynısı var. Osetler buna hot diyorlar. Çok güzel bir Adige atasözü var. Olur candan önce gelir diye. Bunun Osetler'de bir karşılığı var. Utanç yerine ölüm diye. Bunları uzatmak mümkün ancak zamanımız yok ve tam yerinde burası olmadığını başka başka bir zaman daha detaylı konuşulabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir de şey var. Daha sonra buna geleceğiz ama kim gerçek? Gerçekten kim alandır diye de bir tartışma başladı. Çerkes kimdir, kim değildir tartışması gibi. Kafkasya'da bir de şey var. Kimin alan olup olmadığını yönelik bir tartışma var. Aslında bu bana göre çok anlamlı bir tartışma değil. Bugün yaşadığımız ve yarınımızı şekillendirecek olan problemlere bu tartışmaların hiçbir şekilde hiçbir faydası yok. Binlerce yıla dayanan kültürümüz gerek anavatanda gerek ülkemizde çok büyük zorluklar içinde kelimenin tam anlamını yok oluyoruz. Bunu görmezden gelip diğer konuları tartışmak anlamsız bir çaba ve temel sorunlarda ne yapacağımızı uzlaşalım. Kimin alan, kimin nasıl, kimin Çerkez olduğunu daha sonra başka platformlarda uzun uzun tartışabiliriz. Peki Osetler nasıl bir istatistiği var? Osetlerin Osetya'da, bu Kuzey Osetya özelinde söylüyorum bunu, 167'si nüfusun Oset var. %23 Rus var, %10'da diğerlerinden oluşuyor. Osetlerin bir avantajı var. 700 bin civarında olan bir ülkede %67 kendi milletinden oluşuyor. Bu bizim Kuzey Kafkasya'da çok sık rastladığımız bir durum değil. Yani ezici çoğunluk Osetlerin kendi ellerinde. Rusya genelinde de 300 bin kadar Oset yaşadığı kabul ediliyor. Yani Moskova için duymuştum 100 binden fazla. Birisi dedi ki 200 bin Moskova'da Oset var. Böyle bir şey söylendi. Çok kaba bir hesaplamayla yeryüzünde 1 milyon Oset olduğu, günümüz itibariyle olduğu var sayılıyor. Şimdi Osetya'nın neleri var? Osetya'nın bir kendine göre bir doğal kaynakları, zenginlikleri var. Çok su kaynakları açısından, madencilik, tarım, turizm ki bunlar Osetya'nın tarihinde de önemli yer işgal ediyor. Ruslar orada gümüş çıktığını biliyorlar, oralara el atıyorlar falan. Osetya bir lojistik merkez, yani bir karayolu ve şeyler, araçlar, ticari araçlar, tırlar falan oradan geçmek zorunda. Bunun böyle bir şey var. Bir de ilginçtir, Osetya'nın inanılmaz yetişmiş bir insan gücü var. Şöyle bir istatistik var. Rusya'da her 10 kişiden 4 üniversite mezunu. Bunu Osetya üzerine baktığımızda her 110 kişiden 8 üniversite mezunu. Dolayısıyla Osetya'nın böyle bir insan kaynağı yönünden şeyi var, avantajlı bir konumda. Şimdi bunları böyle rakamsal istatistiklerle anlatmak mümkün, çoğaltmak mümkün ama benim çok hoşlandığım şey bir dağları şöyle, ırmakları böyle diye. Ben bir milleti biraz da insanlarıyla tanımanın da daha doğru olduğunu, daha fazla fikir verdiğini düşünüyorum. Ve bir kısım ünlü Osetleri size anlatacağım. Böylece biz Osetleri biraz daha yakından tanımış olacaksınız. Şimdi bu Tokat'ı Georgi diye bir adam. Osetler buna Gokki diyorlar kendi adlarıyla. Bu roket konusunda uzman birisi ve Stalin'den kaçıp İngiltere'ye sığınıyor. İngiltere bunun bilim konusundaki başarısını, becerisini bildiği için orada bir uzay bilimleri enstitüsü gibi bir bilim, bir bölüme, bir yere yerleştiriyorlar. Ve Stalin'in öldürme ihtimaline karşı da özel koruma altına alıyor. Amerikalılarsa Ay'a gitme planları yapıyorlar. Ancak gidiş ve geliş hesaplamalarında bir şeyleri tutturamıyorlar. Bir şeyler yeri yerine oturmuyor. Ve Tokat'ı Georgi'nin İngiltere'de olduğunu biliyorlar. Onunla irtibat kuruyorlar, Amerika'ya gidiyor, Ay'a gidiş hesaplamalarını Tokat'ı Georgi yapıyor ya da Osetler'in Gokki'si yapıyor bunu.
tekrar İngiltere'ye dönüyor. Bu ay seyahatlerinin birçoğunda tekrarlanıyor ve Tokat'ı diyor ki oraya gidip hesaplamaları yapıp İngiltere'ye dönüyor. Bir sonraki fotoğrafta var. En son Apollo 13 mi galiba giden 3 tane astronot Amerika'ya döndükten sonra ilk işleri İngiltere'ye gidip şu ortada duran Tokat'ı Görgü'ye şükranlarını sunmak oluyor. Çünkü ayda Tokat'ı Görgü'nün bir plaka diyor herhalde plaket vari bir şeyi aya bırakıyorlar. Tokat'ı Görgü'nün anısına oraya bırakıyorlar. Amerika'nın galiba Arizona çölünde bir uzay araştırmaları merkezi var. Oranın girişinde Tokat'ı Görgü'nün bir plaketini koymuşlar. Girişte onun resmi var ama ben buraya gelirken bulamadım. Şu haftakiler 3 astronot. Bu da İngiltere'ye gittiklerinde orada bir üniversitede büyük bir davet veriliyor astronotlar. Ortada Tokat'ı Görgü yanındaki ve şu arkadakilerde şeyler. Amerikalı astronotlar. Yani o setler ilginç biçimde Amerikalıların Ay'a gidişindeki hesaplamaları yapıyorlar. İngiltere Kraliçesi Tokat'ı Görgü'ye Sir unvanı vermek istiyor başarılarından ötürü. Ama Sir unvanı alabilmesi için İngiliz vatandaşı olması ve yemin etmesi gerekiyor. Tokat'ı Görgü Sir unvanı reddediyor. Diyor ki ben Kafkasya'da doğdum. İlk nefesimi Kazbek Dağı'nda aldım. Hep Kafkasyalı kalmak istiyorum. Bundan sonra yemin ederim İngiliz olmak biraz sahtekarlık olur diyor. Müthiş bir şeydir. Ben okuduğumda çok etkilenmiştim. Sir unvanı reddeden bir Tokat'ı Görgü eserleri. Şimdi Ernest Hemingway ve Osetler desen çoğu kişi herhalde ne alaka diyecekler. Onun hikayesi de şöyle. Ernest Hemingway İspanya İç Savaşı'nda gazeteci kimliğiyle İspanya'ya gidiyor. Röportajlar yapıyor ve orada bir şey duyuyor. Makedonya'dan gelmiş aslen tüccar olan birisi. Orada gönüllü olarak çarpışmalarda var ve Albay Kısanti diye geçiyor bu. Görüşmek çok zor bir efsane olarak anlatılıyor Kısanti orada. Hemingway ne yapıp edip Albay Kısanti'de bir görüşme, bir röportaj ayarlıyor. Kendisiyle görüşüyor. Döndükten sonra Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanını yazıyor ve burada Albay Kısanti'yi biraz değiştirerek Amerikalı gazeteci Robert Jordan diye adlandırıyor ve Çanlar Kimin İçin de Albay Kısanti Robert Jordan olarak karşımıza çıkıyor. Oysa Hemingway bilmiyor ki Hacı Umar Mamşurov bir Oset ve Ruslar tarafından İspanya İç Savaşı'na sahte kimlikle gönderilmiş birisi ve çarpışmaları o yönetiyor, yönlendiriyor. Demin dediğim gibi bir efsane kendisi İspanya İç Savaşı'nda. Böylece Osetler Hemingway'le bir şekilde tanışmış oluyor. İspanyollar Hacı Umar Mansurov'u unutmuyorlar, yaptıklarını unutmuyorlar ve orada bu şeyi dikiyorlar. Bir heykelini, bir büstünü yerleştiriyorlar ve ona olan saygılarını göstermiş oluyorlar. Osetler sanat ve kültür alanında oldukça başarılılar. Dünyada ilk orkestra şefi, kadın orkestra şefi Veronika Dudayeva, bu Türkiye'ye de geldi, konserler verdi. Bir Oset bu ve demin dediğim gibi dünyanın ilk kadın orkestra şefi bir Oset. İsa Pliyev var. İsa Pliyev bir general. İkinci Dünya Savaşı'nda en zor cephelerde birinden öbürüne, öbüründen öbürüne koşturuluyor. Biraz bunu ben okuduğumda Çerkez Ethem'e benzetmiştim. Ethem'i en zor cepheden öbürüne, birinden öbürüne sürüyorlar. Ve her cephede başarılı oluyor. İsa diye, Pliyev'i İsa diye biz adlandırıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda iki defa en üst derecede Sovyet kahramanı seçilen tek bir kişi var. O da İsa Pliyev. Sonra İsa Pliyev'e Moğolistan ordusunu kurma görevi veriyorlar. Onu da kuruyor ve Moğolistan'ın da en büyük nişanını alıyor kendisi. Sonra Küba Soğuk Savaşı'nda şeye gönderiyorlar İsa Pliyev'i. Küba'ya gönderiyor Sovyetler Birliği. Burada Castro ile olan bir resmi var. Che Guevara'da onunla da çekilmiş resimleri var. Şu an Red Kafkas'ta kendi evi müze olarak sergileniyor. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nın bir başka Oset kahramanı. Yuri Kutchev ilginç, Antarktika'yı buzulları kırarak keşfedilmesi gerekiyor. Bütün gemilerin, buz kıran gemilerin çabaları sonuç vermiyor. Bu bir Oset Yuri Kutchev ve buzulları kırarak Antarktika'nın keşfini gerçekleştiren birisi.
1970'lerin başı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ve dünya üzerinde şu an işte çok zorlukları aşıp başardığı için birçok yemeğe Yuri Kuchiyev ismi veriliyor. Bu da fikir vermesi açısından bir başka o set. Şimdi spor deyince sadece Ossetya değil, bütün Kuzey Kafkasya bu konuda inanılmaz başarılı bir herkesin bir başarı hikayesi var. Ben Soslanan diye de başladım. Çünkü Soslanan diye şu an Ossetya'da da hani birçok sporcu var ama işte bunu ayrı bir yere koyuyorlar. Çünkü 2 Olimpiyat, 4 Dünya, 3 Avrupa, 4 Sovyetler şampiyonu, 2 Dünya Kupası var Soslanan diye. Ama Soslan gibi işte Arsen Fadzayev, Mahar ve Kardashev, Artur Taymazov ve daha birçok güreşçi var. Küçücük Ossetya 17 tane Olimpiyat şampiyonu çıkarmış. Defalarca Dünya, Sovyet, Avrupa şampiyonluğu kazanmış. Mesela Ossetya ilginçtir, sumo güreşi, hiç aklıma gelmezdi. Sumo güreşçileri var. Ossetya'da bilek güreşinde ve işte kafes dövüşlerinde ciddi şeyler var. Ossetya'ya gittim, bir bakan vardı konuşuyoruz. Böyle vücut hatlarından sporcu bir kişiliği olduğu belli. Bir zaman sonra dedim, sen hangi sporu yaptın diye sordum. Dedim ki, ben güreşçiydim, ne yaptın dedim. Dedi, yanlış hatırlamıyorsun, 3 Avrupa şampiyonluğu, bir olimpiyat gibi bir şey söyledi bana. Ya dedim falan, böyle çok şaşırdım. Burada çok var dedim, yani o kadar büyütülecek bir şey yok demişti bana. Bu Valeri Gergiev, bunu zaten biliyorsunuzdur. Şu an yaşayan, dünyadaki en büyük orkestra şefi olarak kabul ediliyor. Böyle küçük bir kürdanla yönetiyor. Bununla çığır açıyor. Uzun çubuk değil de kısa çubukla şey yönetiyor. Ukrayna Savaşı öncesinde dünyada aynı anda Amerika'da, Hollanda'da, Rusya'da, Belçika'da, İtalya'da olacak 5 ülkede aynı anda orkestra şefliği yapıyordu. Ve bildiğim kadarıyla önündeki 2 yılın tarihi doluydu. Böyle bir orkestra şefi. Türkiye'ye birkaç sefer geldi. Ben de bunların bir kısmında kendisiyle görüşme imkanım oldu. İşte ondan biraz bahsetmek istiyorum. Böyle insanlar hani çok önemli bir kişilik tartışmasız ama bir de bunların kendi kültürüyle ilgili olan boyutu var. Bir Aya İrini de galiba konser verdiğinde ben gitmemiştim. Rahmetli Remzi Ağabeyisi başkanımız birkaç kişiyle gitti. Geldiği yerde işte Türkiye'deki orkestra şefi Gürel Aykal, Cem Mansur böyle birkaç kişi şeyin etrafına toplanmışlar Gergiyev'in. Konuşuyorlar çünkü Gergiyev onların gözünde işte mesleğin en tepesinde ulaşılmaz kişi. Bizden birini tanımış gidenlerden, onlardan özür dilemiş, pardon özür dilerim, akrabalarım geldi diye. Onlar da şaşırmışlar, Gergiyev onlara göre bir Rus, yani ne akrabası diye. Bunların yanına gelmiş. Şeyde, iş sanatta bir konseri vardı, biz gitmiştik. İçeriye haber gönderdi. Biz Ossetler salondayız, görüşmek istiyoruz diye. Çıktı, ayakta zor duruyor. Gece yol gelmiş, konser vermiş. Ertesi gün Tel Aviv'e konser vermeye gidecekti. Oradan nereye gideceğini hatırlamıyorum bile. Ama bizimle de böyle sohbet ediyor. Bu tip böyle işte sanatçılar üst düzey geldiğinde bir organizasyon şirketi olur. O iki tane yardımcı tayin eder, iki tane kız işte bir araba götürür, getirirler falan. İki tane de orada kız var görevli, Gergiyevler Apalas'ta kalıyormuş. Onların derdi Gergiyev bir an önce alıp otele götürüp bırakmak, sonra da kendi evlerine gitmek. Biz de bir 15 kişiyiz. Birileriyle, bir, bizden arkadaşlarından birileriyle bir tartışmaları oldu. Dediler ki, görmüyor musunuz misafirimiz yorgun, niye bu kadar zorluyorsunuz diye. Orada tartışma olduğunu görünce sordum, ne oluyor orada diye. Dedim ki, sen yorgunmuşsun, biz de seni tutuyormuşuz, onun için şey yaptılar diye. Onlara çıkıştı, bunlar benim akrabalarım, ben şikayet etmiyorum, siz niye şey yapıyorsunuz diye. Onlara böyle hafif pazarladı onlara. İki üç ay kadar önce AKM'de konseri vardı. Biz gene içeriye haber gönderdik. Gittik, İstanbul konsolosu geldi, odaya girdi, çıktı. Bir de böyle onun etrafında gene organizasyon şirketinden birileri var ve inanılmaz bir güvenlik tedbirleri almış bu savaş nedeniyle. Bu böyle koruma kıyafetleri olur ya, onu giymiş insanlar var. Onlar böyle kimseyi yerinden kıpırdatmıyorlar. Biri çıktı, dedi ki boşuna beklemeyin, uçağa yetişecek, sizinle görüşmeye vakti yok. Bu arada da böyle bir 150 kişi belki bekliyor dışarıda, bizim dışımızda da. İmza almak isteyenler, konuşmak isteyenler falan.
odasından çıktığında ben seslendim, biz buradayız diye. Bizim yanımıza geldi. Böyle konuşuyoruz. Ya böyle bir görüntü gibi polis elini ikimizin arasına sokup duvara dayadı. Dedim ne yapıyorsun yani biz burada konuşuyoruz, bir şikayet yok, bir şey yok. Ben görevimi yapıyorum dedi. Gel konuştuk. İnsanlar fotoğraf çektirmek için bekliyordu. Onlar da sıkıştırıyorlar. Geç kalıyoruz diye. Gel dedi ki sadece bizimkiler gelsin. Böyle biraz daha yan bir tarafa geçtik. Sadece bizimle bir fotoğraf çektirdi. Başka hiçbir işler yapmadı gitti. Büyük sanatçı olmasının dışında bunları özellikle anlattım ki kendi geldiği toprakları, kendi kültürünü unutmayan bir yapısı olması itibariyle de benim ayrıca önem verdiğim birisidir kendisi. Bu çok ilginç. Ben bu çocuğun, küçük çocuğun videosunu seyrettim. Burada video gösterme imkanı olur olmaz bilmediğim için. 6 yaşında orkestra yönetiyor. Ciddi ciddi. Karşısında böyle bir 30 tane işte ekip var. Müzisyenlerden oluşan. Salonda da büyükçe bir salon. Belki 500 kişi, 1000 kişi var. Ve küçücük 6 yaşındaki çocuk o orkestrayı çatır çatır yönetiyordu. Ve bunun 6 yaşındaki halini söylediler. Böyle gelip de elini uzatıp vermiş ki ben orkestra şefi Timur Zengi diye tokalaşıyormuş insanlarla. Şimdi bu yaşa geldi. Moskova'da Malinsky'nin şefi şu an. İleride Gergiev'in yerine geleceği varsayılıyor. Bu da bir başka şey olsak. Ve bunun gibi birkaç tane var. Ben orada İşte bir kızcağız gene geldi yanıma, o zaman 10-12 yaşında, 7 yaşındaki videosu var, ben gördüm, bende var. 7 yaşında müthiş bir beceriyle orkestra yönetiyor, koca bir orkestra yönetiyor. Şimdi Ossetya'nın problemleri, bunu biraz söylemek isterim. Kafkasya'nın diğer halklarından aslında çok bir farkı yok. Kültürel asimilasyon en büyük problemdir. Gençler ana dillerini konuşamamaktadırlar ve ülkedeki ekonomik sıkıntılar, yolsuzluk, rüşvet iddiaları öbür coğrafyalarda olduğu gibi burada da var. Ülke kaynaklarının bir avuç insan tarafından kullanılması, sömürülmesi, genç nüfusun işsizlik nedeniyle Moskova, Petersburg gibi aslında bizim burada ülkemizde de olan bir şey, Anadolu'daki insanlar, gençler iş bulmak için büyük kentlere gidiyor. Bu da onların bir problem. Ve bir başka problem var, Kafkasya'da bölgeler arasında böyle bir kullanılmaya, provoke edilmeye hazır bir takım şeyler var. Tarihsel ve demografik problemler var. Bu da Ossetya'nın ve genelinde de Kuzey Kafkasya'nın bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Ossetya'nın ve diğer Kafkas cumhuriyetlerinin yarınlarda güzel olması mümkün ancak bunun bir olmazsa olmazı var. Kafkasya'da huzur olursa, Kafkas halkları provokasyona gelmezse, kendi hallerine bırakılırsa, Kafkasya'da huzur olur. İşte bu olursa, Kuzey ve Güney Ossetya'yı yarın için bekleyen şunlar, doğal kaynak zenginliğini kullanan, çok önemli turizm gelirlerine sahip, verimli arazilerde ileri teknoloji uygun tarım üretimi olan, nitelikli insan gücünü ülke kaplamasına doğru kullanabilen bir ülke olabilir. Ama söylediğim gibi Kafkasya'da huzur olur ise o setlerle ilgili yeni söyleyebileceğim şeyler bunlar. Umarım o setleri biraz tarihsel şeyin dışında öbür boyutlarıyla da tanıtabilmişimdir. Şimdi bize şöyle bir soru geliyor. Niye Güney Ossetya, niye Kuzey Ossetya? İki tane Ossetya var. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz diye. Kuzey Ossetya, Alanya Cumhuriyeti var. Bunun diğer cumhuriyetlerden, yani Adige Cumhuriyeti'nden, işte Kabardır'dan ya da diğerlerinden çok bir farkı yok. Hikayesi şöyle, bir Çarlık dönemi var. Sonra Bolşevik dönem ve Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin kurulması var. Oradan oraya bir geçiş var. 1921'de oluşturulan işte Dağlı Özerk Sovyet Sosyal Cumhuriyeti içinde yer alıyorlar. 1936'da Özerk Cumhuriyet oluyorlar. 1991 Sovyet dağılmasından sonra da Rusya Federasyonu içinde üye cumhuriyet olarak yer alıyorlar. Biraz klasik bir hikayesi var Kuzey Ossetya'nın. Güney Ossetya biraz daha farklı. 1774'te Kuzey Güney'e ayrım olmadan Ossetya Rus Çarlığı'na bağlanıyor. 1801'de Gürcistan Rus Çarlığı'na bağlanıyor. Güney Ossetya'nın Gürcistan'la zoraki birlikteliği Çarlık Rusyası'nın Kafkasya'ya işgaliyle başlıyor.
1920'de Çarlık Rusyası yıkılınca Minyosetya Gürcistan'ın saldırısına uğradı ve 18 bin Minyosetyalı hayatını kaybetti. 50 binden fazlası göç etmek zorunda kaldı. 1922'de Stalin, Abhazya gibi Güney Ossetya'yı Gürcistan'a dahil etti ve bugüne kadar yaşanan sorunların temeli de atılmış oldu. 1939'da Gürcüler Ossetya'yı yasakladılar ve Gürcü alfabesini tarattılar. 1980'lerde Ossetya'nın üzerinde baskılar artmaya devam etti. 1989'da sorunlar zirveye ulaştı. Güney Ossetya tekrar Gürcistan'ın saldırısına uğradı. 1990'da Güney Ossetya bağımsızlığı ilan etti. 91'de Gürcü birlikleri Güney Ossetya'nın başkenti Simbal'e girdiler ve savaş başladı. Sonra araya barış görüşmeleri girdi, Agit asker gönderdi falan ve durduruldu savaş bir şekilde. Bir 10 yıl böyle geçti. 2001'de Güney Ossetya'da düzenlenen halk oylamasıyla yeni anayasa Güney Ossetya'da kabul edildi. 2006'da Güney Ossetya'da devlet başkanlığı seçimleri ve bağımsızlık referandumu yapıldı. Eduard Kokoyte ikinci defa seçildi, %98 oy aldı. Güney Ossetyalılar bağımsızlık için oy verdiler ve 99.88 evet oyu kabul edildi. Bunun biraz hikayesini anlatmak isterim. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldığında sınırları belli olan cumhuriyetler var. İşte burası Özbekistan'dır diyorlar. Kimse onu tartışmıyor. Burası da Kırgızistan'dır diyorlar. Sınırlar belli, tartışılıyor. Bunlar ayrılıyorlar. Ama bir de sınırları ihtilaflı olan, işte Sovyetlerin keyfi uygulamalarıyla onu buraya aldım, bunu buraya bağladım gibi yaptığı şeyler var. Buralarda da deniyor ki o ihtilaflı olan bölgelerde halk oylaması yapılsın, bununla ilgili bir kanun var. Halk nereye bağlamak istiyorsa oraya bağlasın. Çünkü sınırlar ihtilaflı bir yer. Ya bu taraf ya o taraf olacak. Güney Ossetyalılar iki defa bir referandum yapıyorlar. İkisinde de %98'ler, 97'ler mertebesinde yani Rusya tarafına aslında düşünceleri Kuzey Ossetya ile beraber yaşamak oluyor. Bu iki oylama da yani Rusya'ya bağlanma, Kuzey Ossetya'ya bağlanma değil tabii ki çünkü Kuzey Ossetya neticede özel ve Rusya'nın yönetiminde olan toprak. Her ikisinde de %98'ler oy çıkmasına rağmen Gürcü yönetimi bunu tanımıyor. Şimdi Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde Güney Ossetya bunu koz olarak kullanmaya başlıyor. Diyor ki egemen devletlerin toprak bütünlüğü ilkesi Kosova ile çökmüştür. Biz de böyle bir bağımsızlık istiyoruz diyor. Tabii ki Gürcüler bunu kabul etmiyorlar. Sonra 8-8-2008'de bir gece vakti gündüz Zakaşvili konuşma yapıyor. Dostluk, kardeşlik falan savaş bekleniyor çünkü o tarihte. Dostluk, kardeşlik konuşması yapıyor. 4'te galiba bunu yapıyor. Sonra 9'da, 10'da bombalamaya başlıyorlar. Ve bir 2008'deki savaş başlamış oluyor. O savaş, işte arkasından Rusya'nın müdahalesi, arkasından Abhazya Savaşı bugüne kadar gelinmiyor. Güney'in söylediğim gibi Kuzey'den biraz daha farklı bir şey var, tarihi var. Güney Ossetya'da bu arada nüfusu ne kadar acaba? Şu an sanırım 80, Güney Ossetya'da 80 bin civarında, 70-80 bin arası var ama Kuzey'e göç etmiş ya da başka yerlere o savaştan sonra göç etmiş sanırım 100-150 bin arasında bir nüfusu da orada başka yerlerde yaşıyorlar. Gürcistan'da bir miktar kalan var ama onlar da birkaç bin mertebesinde çok fazla değil. Böyle bir şeyleri var. Şimdi Türkiye'deki Ossetlerin Kuzey Ossetya ve Güney Ossetya ile işte ilişkileri nasıl gibi bir şey sordu bana orada. Ondan önce şöyle Kuzey Ossetyalıları ya da Ossetyalıları biraz şehirli olarak adlandırıyorlar. Siz öyle bir yapınız var diye şey var. Bu soru daha önce de gelmişti. Bir yanıyla doğru, bir yanıyla değil. Şöyle şehirli değil, Türkiye'de yaşayan Ossetler 50 sene önceye döndüğümüzde köylerde yaşıyorlardı. Sonra toplu olarak işte şehirlere göç etmeye başladılar. Ossetya'da da aynı durum şu an geçerli. İnsanlar köylerden şehirlere taşınmaya başladılar. Dolayısıyla yani köy kökeni var mı? Evet, herkes kadar var. Şehirli yanı nereden geliyor derseniz, şöyle bir hikayesi var onun.
Osetya, yani böyle bir Kafkas 100 sene önce de Kafkasya'da böyle bir kültürel cazibe merkeziydi. Okuyan aydın kesimin tanıdığı, bilindiği bir yapısı vardı. Şu an o küçücük Osetya'da onlarca üniversite var. Onlarca diyebilirim enstitüler var. Araştırma geliştirme merkezleri var. Bir ayda Bledi Kafkas'taki kültürel etkinlik sayısı böyle çok iddialı gibi gözükebilir. İstanbul'da yarışabilir. Yani konserler, tiyatrolar, etkinlikler fazlasıyla da belki bu görüntü dışarıya karşı şey, yani konseptler şehir kökenlidir, şehirli gibidir diye bir şey belli olabilir. Ama aslında diğer Kafkas Cumhuriyetlerinden bu anlamda çok büyük bir farklılıkları yok. Türkiye'deki Osetlerin kuzey ve güneyle ilişkileri var, işbirlikleri falan hangi konularda diye soracağım işte. Burada şunu söyleyebilirim, Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalı topluluklar içerisinde anavatanla ilişkiler anlamında herhalde bir Abhazlar ve Osetler biraz daha sıkı ilişkileri var diyebilirim. Nüfus olarak baktığınızda belki Osetler biraz daha öne geçebilir. Sebebi de şu, Abhazlara sormuştum sizin Türkiye'deki nüfusunuz ne kadar diye. Şey dediler, en az söyleyen 500 bin, biraz abartan 1 milyon diyor ama işte 700 bin civarında bir Abhaz olduğu varsayılıyor. Abhazya'da ise bunun çok çok daha azı herhalde 150-200 tam bilmiyorum, o civarlarda Abhaz var. Yani Türkiye'de çoğunluk Abhazya'da azınlık konumundalar nüfus olarak. Osetlerin bundan tam tersi bir durumları var. Türkiye'deki nüfusları işte 40 bin falan bir rakam tahmin ediliyor. Çok fazla değiliz ama Osetya'ya baktığınızda sadece kuzey bir nüfusu 700 binlerde işte toplamda da Rusya gibi 1 milyona kadar bir nüfusların olduğu varsayılıyor. Buna bağlı olarak ilişkilerimiz evet. Vakıf 30 yıldır orayla yakın ilişkiler yürütüyor. Bu Gürcü savaşlarında falan vakıf elinden geleni yaptı. Biz pandemi öncesinde 4 yıl üst üste Oset Kültür Festivali düzenledik. Osetya'dan işte birkaç tane bakan, sivil toplum kuruluşları, dans ekipleri, orkestralar geliyorlardı. Ve burada bu etkinliği yapıyorduk. Osetya'dan televizyon ekipleri gelip çekim yapıyorlardı. Burada Oset Kültür Festivali düzenledik. TRT falan yayınlıyordu. Bu ilişkilerin hani ne kadar sık olduğunun belki bir göstergesidir diye anlatıyorum. İşte Osetya bütün dünyadaki herkes gibi yabancı yatırımcıyı çekmek istiyor kendi ülkesine. Bu konularda biz dayanışma içinde oluyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nda heyet görüşmeleri olduğunu olduğu zaman ayarlıyoruz ve görüşmeler yapılmasını sağlıyoruz. İşte bir heyet çağırıyoruz. İzmit Sanayi Odası'nda Osetya'yı anlatan sunumlar yapıyor. Gidiş gelişlerimiz oldukça sık. Osetya'nın Büyükler Meclisi diye bir Yaşlılar Meclisi var. Bizim vakfımız oranın doğal üyesi. Bütün toplantılarına katılıyoruz. Onlarla birlikte şey yapıyoruz. Kararlar alınmasında görev alıyoruz. Bundan başka mesela şey söyleyebilirim. Pandemi başladı. Başladığından Şubat'ta galiba Türkiye'de ilk pandemi görüldü. Nisan ayında Osetya'nın Cumhurbaşkanı aradı. Dedi ki bizim paramız var, maskeye ihtiyacımız var. Biz birini gönderelim. Sen bir iş adamı abimiz var, sanayici işi. Ben tanıştırmıştım Osetya'yla beraber gittiğimizde Cumhurbaşkanı'yla. Şerif bize firmaları bulsun. Sen de kanuni prosedürü ayarla ve bize maske gönderin oradan. Bir de doktor tulumu gönderin demişti. Tam onlarla konuşmamızdan birkaç gün önce bir yönetmelik çıkmıştı. O tip ürünlerin ihracatı izne bağlanmıştı. Çünkü dünyada olay çok yeniydi ve havaalanlarında koca koca devletler, sizler de televizyonlarda izlediniz, birbirlerinin maskelerini havaalanında el koyuyorlardı. İtalyanlar işte İspanyolların maskelerine el koydu falan gibi. Böyle bir dönemde izin almaya çalıştı. O sanayici abimiz dedi ki, yani para kardeşler arasında bahsi bile olmaz. Ne gerekiyorsa ben onu karşılarım. Sen de kanuni boyutuyla ilgilen, izin alalım, bunları gönderelim diye. Şimdi bu sanayici abimizin
yıllık ihracatı işte birkaç sene öncesi rakamda 80 milyon dolar falan ihracat yapıyor. Onun bir ihracat bölümünü düşünün, nasıl profesyonel bir şey vardı orada. O ekip bir hafta uğraştı, o siteye girmeyi başaramadı. Sistem izin verilmemek üzere kurgulanmış. Buradan izin alırsanız gönderebilirsiniz. Çünkü sağlık ürünleri galiba uluslararası kurallara göre ihracatı yasak kapsamına alınamıyor sağlık olduğu için. Türkiye izin diye bir şey söylemiş. Valla çok uğraştık işte meclis başkan yardımcısına, bakanlara, o sağlık bilim kurulu üyelerine falan uğraştık ve biz bunu bu şeyleri, izinleri alabildik. Çok zordu. İlk defa da Kuzey Kafkasyalılar içerisinde bize denk geldi. Biz o izni aldık. Buradan göndereceğiz. Bu defa şeyin endişesine düştüm. Demin söylediğim gibi havaalanlarında el koyuyorlar. Dedim ki bu Gürcistan üzerinden gidecek. Bir tıra yükledi gidecek. Gürcüler bilirse bu setleri tamam zaten yeter yani. Sıfır oluyor yeter. Buna el koyarlar. Ankara'da Rus Büyükelçiliğinden birini tanıdım. Onu aradım. Dedim ki bize yardımcı olur musunuz ki bu gümrüğe girdiğinde sizin diplomatınız başında dursun da Gürcüler el koymasın. Dedi ki bizim şey yok. Diplomatik ilişkimiz yok Gürcülerle. Kopmuşlar Gürcülerinden. Ama dediler İsviçre'nin Tiflis Büyükelçisi bizim adımıza ikimizin arasında arabuluculuk yapıyor. Gürcülerin sözlerini Ruslara, Rusların sözlerini Gürcülere taşıyor. Böyle dediler, şöyle yaptılar diye. Biz dediler onu alalım, ondan yardım isteyelim. Ben de dedim ki ben de Osetya'da Rus Dışişleri Bakanlığı temsilcisini tanıyorum dedi benim arkadaşım. Ben de ona söylesem o da sizin Dışişleri Bakanlığı'nı sıkıştırsa olur mu? Olur, niye olmasın? İyi olur hatta iki kanaldan çalışalım dediler. Ve biz o tırı buradan yola çıkardık. Laz bir tır şoförüyle Gürcistan'dan Osetya'ya Tiflis'e varana kadarki süreci böyle gece takip ettim. Gürcüler 20 kamyonu bir araya getiriyordu. Başına sonuna birer tane araç veriyordu. 30 kilometre sürat sınırı koyuyordu. Hiçbir yerde mola vermesine mikrop bulaştırır diye müsaade etmiyorlardı. Böyle böyle oraya bu yardım malzemesi varmış oldu. Onu da gene bizim oraya bağlantımız için söyleyeyim. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminde ben yeğenimizin düğünü için avcılarda bir kır düğünü, yani açık alanda bir yerdeydi. Pek haberimiz de olmuyor. Haber alma imkanı bir kır düğünde bir yerde işte telefonlar bizim çalışmıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sonra anladık ne olduğunu. Gece 12 gibi geçiyor. Ben oradan Şişli'ye geleceğim. Yola çıktım. Saat yarım bir bu arada Osetya Cumhurbaşkanı aradı. Dedi ki nedir bu olay? Türkiye'de bir şeyler oluyor. Bizimkilerin bir sıkıntısı var mı diye sordu. Ben de anladığım kadarıyla anlattım. Dedi ki orada işler kötüye giderse, şu an bilmiyorsun bir şey, ben de sana soruyorum, sen de tam daha bilmiyorsun. Orada işler kötüye giderse bilin ki burası sizin baba ocağınızdır, yurdunuzdur. Burada sizin yeriniz her zaman hazırdır. Bu telefon da sabaha kadar açık olacak. Eğer ki bana söylemen gereken bir şey varsa bu telefondan bana ulaşabilirsin demişti. Ben de tabii bunu açıkçası çok unutmam yani yaşadığım süre boyunca. Benim için gurur verici ama bildiğim kadarıyla da diğer cumhuriyetlerden bu şekilde telefon alan olmamıştı. Çünkü ertesi gün işte hafta başında iş yerine gittim. Benim orada başka adil arkadaşlarım falan vardı. Bir tane Çeçenler, üç tane adil vardı falan. Onlara anlattım, dediler, valla bizim de var bir başkanı ama kimsenin aklına gelmedi, biz duymadık kendisinden, dediler. Osetya'da böyle bir şey ilişkilerimiz var. Mesela bizim Türkiye'de işte Kuzey Kafkasya'dan dans ekipleri gelir, sporcular gelir, gösteri ekipleri gelir. Buna alışkınız, aşinayız. Ama buradan oraya gelişler, bu şekilde gelişler çok fazla yok. 2019'da İlk defa herhalde oldu. Türkiye'den Osetya'ya biz 240 parçalık sergi götürdük. Bir müzede orada açtık. Yağlı boya tablolar götürdük. Fotoğraf sanatçıların fotoğraflarını götürdük. Kuyumcuların tasarımlarını götürdük. Hat sanatıyla ilgili örnekleri götürdük. Cumhurbaşkanı gelip açtı. Bize de bir güzel bir müst hediye etti. İlk defa herhalde Türkiye'den o büyüklükteki bir sergi buradan Atayurdumuza taşınmış oldu. O da işte sorunun içerisinde yer alan sizin Osetya'yla ilişkileriniz nasıldır? Biraz bir cevabı.
Bir de şöyle bir soru var. Fosetlerde bir ironlar var. Bir de diguronlar var. Kimdir bu iron? Kimdir bu diguron diye bir soru var. Aslında bu bir diyalekt. Yani Azerbaycan diyalektiyle Türkiye Türkçesi arasındaki farklılık gibi diguronlar ve ironlar arasında da böyle bir diyalekt var. Bazı iron ya da bazı diguronlar ben Fosset diyalektini ya da ben diguron diyalektini anlamıyorum diyorlar. Bu böyle biraz gereksiz bir şey. Çünkü Ossetya'da ben defalarca gördüm. Televizyonda sunucu İron diyalekte konuşuyor. Karşısında bir İron diyalekte konuşan birisi var. Hatta üçüncü bir diyalek var. Güney Ossetya'da konuşulan Duraylar diye. Üçüncü de Güney Ossetyalıysa kendi diyalektinde konuşuyor. Bunlar televizyon programı yapıyorlar. Yani çok zor bir şey değil. Dolayısıyla bu İron ve İron diyalektinin çok aslı ve temeli güçlü olan bir şey değil. Bir soru da şöyle, Ossetler ağırlıklı olarak Hristiyan çoğunluğundalar. Böyle Müslümanlar da var. İşte Türkiye'dekilerin tamamı Müslüman, evet bu doğru. Kafkasya'da Müslüman Ossetler ne durumda? Sayıları artıyor. Şimdi Ossetya'da nüfusun tahmin, yani bana söylenen %30'u Müslüman. Birazdan bir muhtar o camiimiz var bizim burada gösteriyoruz. Şeyden gösteririz. Ossetya'da bir müftü var. Hacı İbrahim diye. Çok toplumda saygınlığı çok yüksek. Herkesinin çok sevdiği, benimsediği, saygı duyduğu şey. Dini ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bizim burada nasıl cuma günleri cami dolar ve sokaklara taşarsa yani Kafkas'taki o camide de diğer yerleri çok görmediğim için söyleyemem. Sokaklara taşıyor, ibadetlerini yapıyorlar. Hatta şeyde pandemi öncesiydi galiba. Kafkas Vakfı'ndan bir teklif geldi. Biz Kurban Bayramı'nda müftüleri bağlayacağız ve konuşturacağız. Dini konularda sorularımız olacak. Ossetya'nın müftüsü konuşur mu diye. Ben konuştum, memnuniyetle katıldım dedi. Ve katıldı. Ramazan ayında her gün bir köyde, bir bölgede oruçlarını açtıklarını, yemek verdiklerini falan anlattı. Herhalde dinleyenler için de ilginç bir siz dinlediniz herhalde. Çok değerli bir şey. Müftü var orada. Ve dinlerini kendi inançlarını orada yaşayabiliyorlar. Sizin hepinizin herhalde bildiği gibi dine yönelik şeyler orada o kadar kesin değil. Yani bir adamın dediğini Hristiyan olabiliyor. Dediğinizde böyle örnekler görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Müslümanlık orada var. Ve şeyde bugün itibariyle normal ibadetleri yapıyorlar. Kimsenin de karıştığı, görüştüğü bir şeyleri yok. Burada bir muhtarol camii var. O sebeple bir camiyi sormuşlar. İlginç bir hikayesi var. Şu cami bu ben biraz yapay zekanın şey biraz keskinleştirdim. Manzarası böyle bir cami. O şeye gelebilir miyiz Karı Koca? Şimdi bu Karı Koca adam Azeri aslında Murtaza Muhtarol evlisi. Karısı da Hüset. Yani bir cami yaptırmaya karar veriyor. Zengin bir iş adamı. 1900'ün başlarında bir Polonyalı mimar çiziyor projesini. 1908'de bu cami inşaatı bitiyor, ibadete açılıyor Çarlık döneminde falan. Sonra işte komünist rejim geliyor. 1934'te yıkım kararı, yıkma kararı alıyorlar. Halk direniyor, bunun üzerine geri adım atıyorlar ve müzeye dönüştürüyorlar bu camiyi. Cami çok güzel dönemine göre şöyle hiç tasarımı olan bir cami. İki minareli. Ossetya'ya gittiğimizde hani hemen görülmesi gereken yerlerden birisi. Ben gittiğimde ziyaret ediyorum filmimi falan tanıyorum. Çok güzel, şirin, çok büyük olmayan güzel bir camimiz var. Bu da bizim şeyimiz, camimiz. Onun bir şeyi bilgilermiş olayım. Müzede camiye tekrarlayacağız mı? Sovyetler dağıldıktan sonra galiba başlıyor bir şekilde. 1991'de oradaki Müslüman cemaat ezmeyi buluyorlar camiye yönetimini onlara yapıyorlar. Daha önce de olabilir, ibadete açılması yani oluyor. Çok emin değilim ama galiba 1991'de İstanbul'da.
Şimdi şöyle bir soru var. Diyor ki bir Alanya var. Yani Kuzey Osetya Alanya Cumhuriyeti, Güney Osetya Alanya Cumhuriyeti. Ve bu Alanya şeyi nedir? Diye bir soru var. İkincisi de Kafkasya'da yükselen bir alan meselesi var. Osetler, Karaçaylar, Malkar, Karaçay Malkarlar, İnguşlar, bu Oset şey alan kavramı üzerinde biziz, siz değilseniz biziz kavramında tartışma var. Bu bir zaman sürüyor. Evet, alanlar. Şimdi bu kim bu alanlar diye bir başlık açtım. Bu bir dönemde başladı ve daha da devam edecek. Alanların atalarının olduğuna, Osetler atalarının alanlardan geldiğine inanıyorlar. Benim kişisel görüşüm bu tartışmanın günümüzde yaşanan problemlerin çözümüne hiçbir katkısı olmayıp zaten zorlukla ilerleyen birlik beraberlik ihtiyacını bozacak bir tartışma konusu. Şayet kültürler olarak asimile olmaktaysanız, diliniz kaybolmaya başlamışsa, atalarımızdan bugüne kadar kalmış değerlerimiz çok ciddi erozyona uğramaya başlamışsa, kısacası yok olmak üzereyseniz bu tartışmanın açıkçası çok bir faydası yok. Bu tartışma şeye benziyor, kim Çerkez kim değil ya da bu buhlar hangi milletten sayılmalı gibi günümüz problemlerini çözümden uzak bir anlayışı, yaklaşımı, felsefeyi gösteriyor. Ben diyorum ki önce bu kan kaybılar, onu durduralım kendi kültürümüze yönelik. Sonrasında bu fırsat kalırsa, sıra gelirse kimin alanı olup olmadığını da geriye dönelim. Şey yapabiliriz, yani geçebiliriz. Peki, tüm bunlara rağmen, bu benim kişisel düşüncem olan, kim bu alanlar sorusuna cevap vermek gerekirse, bu çok sonuçta 1500 yıllık bir herhalde dönemi incelemek gerekiyor. Bu ne bugünün, bu dakikanın şeyi, ne de size çok fazla katkı sağlayabilecek bir şey değil. Onun için kısa başlıklarla geçeceğim. Alanlar milattan sonra 1. yüzyıl olarak tarih sahnesine çıkıyorlar. Sarmatlar gibi İrani dil konuştukları, İnd-Avrupa halklar topluluğundan oldukları genel kabul görüyor. Bir teori alanlar Sarmatların içinde yaşarken öne çıkıp hakimiyeti ele alıp alan oluyorlar. Bir başka tarihçiler de diyor ki Asya tarafından gelip Sarmat devletini ele geçirdiler ve alanlar oldular diye. Alanlar milattan sonra işte ortaya çıktıklarında Mezopotamya'ya, Ermenistan'a saldırıyorlar. Çok geniş bir alanı kendi hakimiyetlerine alıyorlar. 3. yüzyılın başlarında Gotlar Ukrayna'yı alarak alan devletinin arasına girmiş oluyorlar ve ikiye ayrılıyorlar. Sonra bir anlaşma yapılıyor. Beraber savaşlara katılıyorlar Gotlarla beraber. Sonra alanlar bunlarla karşılaşıyor ve ikiye ayrılıyorlar. Bunlar galip geliyor. Bir bölümü batıya gidiyor alanların, bir bölümü de Kafkasya tarafına gidiyor. O şey yaparken, takip ederken, okurken şaşırıyorsunuz. Yani o dönemde insanların böyle bugün belki kolay, bugün anlamak çok zor değil ama o günün dünyasında böyle sürekli bir hareket, bir savaşlar, oradan oraya göçler falan var. Avrupa'ya giden bir grup var, alanların bir grubu o tarafa yöneliyor. Bunlar bütün Avrupa'yı geziyorlar boydan boya alanlar. 406'da alanlar Fransa'ya gidiyorlar. Sonra Roma ile anlaşıyorlar, federe ünvan alıyorlar. Fransa'da yerleşiyorlar. Bir dönem orada kalıyorlar. Loire, Toulouse ve Orleans'e yerleşiyorlar. Sonra oraya Hunlar geliyor bir defa. Onlarla savaşıyorlar. Buradan İspanya'ya geçiyorlar. İspanya'da mesela bir köpek ırkı var. Alani, İspanyol Alani diye ismi var. Alanlardan geliyor bir ismi. İspanya'ya geçiyorlar. Sonra İspanya'da gene Roma'ya karşı savaşıyorlar. Kuzey Afrika'ya ve İtalya'ya geçiyorlar. İlginçtir, alan kökenli bir adam Roma'da görev alıyor, konsüle seçiliyor. Hem oğlu da Ardabur var. Onun da oğlu gene Asfar adını taşıyor. Bunlar Roma'da görev yapıyorlar alanlardan. Hatta 1071 Malazgirt Savaşı'nda savaşın içerisinde Romalılarla, Bizanslarla beraber o savaşa katılıyorlar. Ve 5. yüzyıldan sonra Avrupa'daki alanlar yavaş yavaş kayboluyorlar. Geride bıraktıkları izler elbette var ama tarih sahnesinden devlet olarak siliniyorlar. Şimdi bir de bir grup da şeye dönüyor, Kafkasya tarafına dönüyor. Burada yerleşik düzene geçiyorlar. Büyük bir krallık kuruluyor.
var. Bulgarlarla, Gürcülerle, Hazarlar, Bizanslar, bazen savaş, bazen dostluk ilişkileri var. Çok çalkantılı bir dönem, çok uzunca bir dönem olduğu için büyük bir kısmını özetle geçiyor. Ve iş geliyor 1200'lü yılların başına. Alanlar Moğollarla karşılaşıyorlar. Çok büyük bir devlet alanlar ama Moğollar zaten bütün dünyanın altın üstüne getiren bir yapıları var. Ve ilk karşılaşmaları 1236 yıllarda oluyor. Alanlar Kıpçaklarla beraber, sonra Kıpçaklar alanlardan Moğolların saflarına geçiyorlar. Biz aynı milletteniz diye. Ve alanlar savaşı kaybediyor. Ama bu savaş hemen orada bitmiyor. Moğollar kendi ülkelerine çekiniyorlar ama şeyde alan devletine de ciddi zarar veriyorlar. Ama savaş da yine devam ediyor. Gerilla savaş şeklinde başka şekillerde devam ediyor. En son 1395'e geliyor. Yani Timur Savaşı. Bu bütün Kafkasya için ve Osetler için tam bir yıkım oluyor. Alanlar bundan nasibini alıyorlar ve tamamen yok olma noktasına geliyorlar. Erkekler öldürülüyor, kadınlar esir olarak götürülüyor. Kadın ve çocuklardan oluşan yaşlı yaklaşık 15 bin kadar insan canlarını kurtarmak için dağlara çekiliyorlar. Ve orada 400 yıla yakın dağlarda yaşıyorlar. Osetya'ya gittiğinizde Zadaleski Nana diye birini anlatıyorlar. Bu bir kadın ve o Timur'un kıyımından sonra kalan çocukları topluyor. İşte yaşlı, çocuk, genç ne bulmuşsa. Özellikle de çocukları toplayan Nana anne demek Zadaleski Ana diye bir şey var. Böyle efsane, gerçek olduğunu, gerçek bir değil mi kimse bilmiyor da böyle bir efsane. O çocukları toplayıp dağlara götürüyor. Dağlara 15 bin kişi olarak çıkıyorlar. Koca devletten sadece 15 bin insan kalmış. Çocuk çocuk, kadın, yaşlı olmak üzere. 400, yani 1300'lerin sonlarından 1700'lerin sonlarına kadar olan sürede dağlardaki zor şartlar nedeniyle ancak 100 bine ulaşıyorlar 1700'lerin sonlarında. Ve dağdan aşağı inmek istediğinde artık orada yeni bir düzen kurulmuş, kabarda prenslikleri var. Satıp o topraklarda onlar yaşıyorlar, bunları yakalıyorlar. Bunlar aşağı artık dağda yaşama şeyinin zorluğundan ötürü Rus çarından aşağı obaya inmek için izin istiyorlar, heyet gönderiyorlar ve onlara yavaş yavaş aşağıya inmeleri izni çıkıyor. O dönemde de biraz oranın kendi yapısı içerisinde aristokrat denilecek bir grup aşağıya iniyor. Onlar zengin, onların parası var, onlar obaya inmeye başlıyorlar. Böyle bir şey yaşanıyor, süreç yaşanıyor. Şimdi Oset alan bağlantısı ne? Şöyle, Osetler kendilerinin alanların devamı olduğuna inanıyorlar. Buna yönelik karşı görüşler de elbette ki var ama bu o kadar uzun bir tarihsel süreç ve o kadar karmaşık bir olayların yaşandığı dönem olduğu için herkes kendine göre bir tez geliştirebiliyor. Ben Osetler ne diyor onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir kere her şeyden önce diyorlar ki bu tartışma olsa da olmasa da biz kendimizin alanlardan geldiğine inanıyoruz. İşte Timur Savaşı şöyle böyle diye bir hikaye var. İkincisi, alanlarla ilgili bulunan yazıtlar tamamının çözümü o demin bahsettiğim Diburon diyalekti. Yani Diburon diyalekten yazıları çözmek mümkün oluyor. Bunu Osetler çok ciddi bir argüman olarak kullanıyorlar. Şimdi Kafkasya'nın dışında Macaristan'da bir randımlarda o seferlerde tanıştım. Yaslar diye bir millet var. Macaristan'ın bir bölgesinde yaşıyorlar. Uzun zaman bunlar kendileri zaten Macar olmadıklarını biliyorlar. Macarlar da biliyor bunlar Macar değil. Ama hangi milletten olduklarına ilişkin bir sürü teoriler var. Sonra bir Macar profesör bunların aslında alan olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve 1440'lı yıllardan Macar arşivinden bazı belgeler buluyorlar. Onları Diburon diyalekte çözdüklerini, okuduklarını, bunun bir mahkeme, bir borç alacak hikayesi olduğu falan çıkıyor. Buna benzer belgeler. Yani Macaristan'daki yasların da aslında alanların torunları olduğunu bir Macar profesör ispatlıyor. Oradan yola çıktığımızda oradaki konuşulan diyalektin Oset dili olduğu, onun Diburon diyalekti olduğu ortaya çıkıyor. Ben kendileriyle orada tanışmıştım. Bir grup gelmişti yaslardan, Osetya hükümeti davet etmişti. Konuşmuştum. Sonra Oset tarihçilere sordum. Dedim ki siz nasıl anladınız bu insanların
çünkü gitmişler kanlarla tanışmışlar. Nasıl anladınız? Çünkü dediler ki küçük küçük şeyleri birleştiriyorsunuz ve ortaya bir şey çıkıyor. Üç şey getiriyor, su getiriyor, üç tane, üç bardak. Niye üç tane getirdin diye sorduğunda artık o sepetle ilgili hiçbir şey kalmamış, asimile olmuşlar gibi hissettiğiniz yerden bahsediyoruz. Ama diyor ki bilmem atalarımız böyle getiriyordu, böyle yapıyordu diyor. Başka bir yerden bir şey getiriyorsunuz diyor. Hepiniz mesela fıçın restoranı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bir Macar yaz geliyor fıçın restorana. Ben de diyor o seti işte Leyla'yla konuşuyor. Eski dönemlerde yapılan bir iki tane yemek var. Ben kendim, benim dönemimde yoktu. Babaların zamanında pişmeyen yemekler vardı. Mesela o isimler kalmış. Zıkka diye bir yemekten bahsediyor. O da şaşırıyor. Yani sen zıkkayı yapman için Leyla bilmiyor zıkkayı. Ama duymuş. Böyle bir şeyler var. Dolayısıyla o setler ataların alanları olduğuna inanıyorlar. Ve bu tezi değişik şeylerle destekliyorlar. Ben bu tartışmaya başta da söylediğim gibi konu uzmanı bilim adamlarının burada en doğruyu söyleyeceklerine inanıyorum. O setyadaki tarihçi bilim adamlarını tanıyorum. Onlar çok rahat, kendilerinden çok emin. Her platformda da bunu tartışmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Bizlere söyleyeceğinden ziyade bence bu konudaki tarihçiler herhalde en doğru kararı verecektir. Ve bizim bugün yaşadığımız sıkıntıların içerisinde bu çok da önem arz eden bir şey bana göre değil. Ama böyle bir durum var. Onu da anlatmak istedim. Umarım sıkı konuşmamızdır. Benim sabırla duyduğunuz için teşekkür ederim. Alan Delon da hocam. Alan Delon da olabilir. Yani o coğrafya çok enteresan. Yani İspanya'da yaşayan Basklar, Basklar da bize katlarsa. İlginde papaz mı abi? Basklar. Papaz kökenli diyor. Papaz kökenli. Şimdi bir şey de var. Che Guevara bizim yeğenimiz diye haber verdim. Çünkü annesi Bask. Basklar şey, Kafkasya kökenli. Bask. Ben bir şey sormak istiyorum şimdi. Bizim şimdi adliyelerde, yani Kabartay olsun, başka yerlerde olsun, Kafkasya'ya gidip o bölgede yerleşmek bizim için kabir azabı değil, yani iğne deliğinden geçmek de o kadar zor bir şey. Şimdi bir Osset, Alanya, yani Osset'e gidip oraya yerleşip şey vatandaşlık almak gibi böyle imkanlar var mı Osset'e? Yani çok zor olmadığını düşünüyorum. Çok zor olmadığını düşünüyorum. Mesela iki ay önce ben buradaydım. İşte Suriye'de bir Osset var. Türkiye'de yaşadım. Suriye'den geldi. Burada bir iş kurdu. Sonra Afan beni gitti. Yani istediğim gibi gelin. Gitti Osset'e. Vatandaşlığına. Yine benim sülalelerim, abimiz var. O 40 yıla yakın Hollanda'da yaşadı kendisi. Sonra şey yaptı. Osset'e gitti. Beğendi, dedi ki ben burada yaşamak istiyorum diye. Orada arazi aldı, gül, orada böyle çok kullanılan bir şey ya, gül yeterli, gülün çok fazla şey var. Isparta'ya gitti, gül nasıl yetiştirilir, öğrendi ki 75'lerin falan üzerinde yerlerimiz. Gitti, vatandaşlık aldı, o sebeple yaşıyor. Yani çok zor olduğunu biliyorum. Şimdi buradaki problem ben şuradan şey yapıyorum. Şimdi, yani o sebeple sonuçta Sovyetler'den sonra Rus Anayasası çerçevesinde. Şimdi Osetya vatandaşlık veriyorsa, Kabardayı Balkar'da veya Adige yönetimi bunu vermiyorsa sahtekardırlar yani. Bunlar kendiler. Çünkü yani işte olmuyor falan filan değişik şekiller. Bunlar yani işi yokuşa sürüyor. Mesela bir ben Adige'ye gitmiş 20 senedir orada yaşayıp da şey alamayan insanlar var. Geri alınabilir. Hatta vatandaşlığı da ihtiyacımız var. Yani ona şöyle herhalde söyleyebilirim. Bizim sayımız çok az. Sizin sayımız çok fazla. Evet. Yani belki bu pencere fark ediyor. Yani bunu herhalde biraz da hayır bunu şimdi yönetim eğer becerebiliyorsa, yapıyorsa yapabilir yani sayının fazlalığıyla şekilde
değil. Yani yönetimi de edinmek istiyorum ama değil yani. Yönetimin elinde olduğunu çok da şey yapmıyorum. Yani orada Cumhurbaşkanı dediğiniz insanlar neticede bir memurdan bence çok farklı değil. Yani bizdeki valiler gibi bir şey yani. Birileri oraya onları atıyor. Böyle çok büyük bir güçleri yok. Ama şeyi biliyorum yani oraya göç, burada Türkiye'de kaç yıldır tartıştık, 30 yıldır ana vatana göç falan, oradaki problemin boyutu da, Osetya'daki problemin boyutu bir değil. Dolayısıyla yaklaşımlar da değil. Neyse yani konu ilgiyi açıyor da yani önemli. Yani mesela bir adige olarak ben, gerçi ben Rus vatandaşıyım, ben aldım, benimle ilgili bir sıkıntı yok ama Afrika'dan bir adam gidip adigeye, Türkiye'den giden bir adigeden daha rahat yerleşebilir, evet. Bunu söylerim. Maalesef. Ben öncelikle bu güzel sunum için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu birleştirici ruh sunumunuz, ilginiz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de eskiden Dezgi arkadaşlarımız vardı. Şimdi kayıtla gördüm. Gençliğimizde Dezgi arkadaşlarım vardı. Bu vesileyle sizin bu tanıtımınızla OSET arkadaşlarımızla birlikte olabiliyoruz. Bu imkanı sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bir iki sorum var. Birincisi biliyorsunuz dans sporuyla Türk grubundayım. İnşallah bir gün Veri Kafkas Spor'da bir maçımız olur İstanbul'da veya Osetya'da veya Veri Kafkas'ta. Bunun tüm yani kalbimi istiyor. Tüm Kuzey Kafkas'ın Cumhuriyeti'nde bir maç sağlarız inşallah. Bir de bir iki sorum da şu. Birincisi Osset bayrağı kırmızı, sarı, beyaz neyi ifade ediyor? Gülerli Kalk'la Valeri Gergiev hangi vatandaş, yani hangi ülke vatandaş? Bir soru bu. Şimdi Rus mu? Tabii Rus vatandaş. Evet. Ama hani nerede? O Osetya'da, Dimora bölgesinde doğmuş, büyümüş, ailesi halen orada yaşayan birisi. O açıdan bir şey yok. Bayrakta vallahi böyle işte temizlik, saflık, kırmızı, şunu şu an hepsini toparlayamayacağım. Böyle bir şeyi var. Başkanımız daha sesli. Yani bayrakla ilgili olarak söylediğim gibi işte beyaz saflığı temsil ediyor, kırmızı bir şey. Hemen bir çıtır alalım, hatırlamıyorum. Zor soru sordum. Nasılsa bir soru. Girmediğim yer aslında. Evet, şimdi dediğim gibi biz çok şey yapıyoruz ama eskiden yanımızda işte hep bu şey yapıyorduk. Çok adliyatla ilgili de hala yeni öğrendiğimiz şeyler var. Doğal olarak öğrenmek istiyorum. Başkanım, sunum için ben de teşekkür ediyorum. Kafkas Vakfı'na da misafir beraberlikleri ve sahipleri için teşekkür ediyoruz. Biraz sonra tekrar buraya dönmek güzeldi. İnşallah daha güzel günler burada yaşarız sizlerle birlikte. Şimdi birçok sizin de akrabanızın İstanbul'da yerleştiği çağlarında doğmuş büyümüş birisi olarak. Şimdi biz çağlarında komşularımız hep kuşağı diyebilmek. Siz de aslında sunumun başlarında var. Dağlı kelime karşılığı olarak kuşağı kullandınız. Peki bu Kuzey Osetya vatandaşları için olan bir tanımlama mıydı? Yok. Türkiye'de geçerli bir şey. Türkiye'de bize kuşağı tabiri daha çok kullanılıyor. Yani Kafkasya için böyle bir tanımlama yok. Yani Kuzey Osetya'da var mı? Evet. Kabarneydi öyle mi anlamadım? Ama şöyle, tabii şeyler kuşak, Kafkasya, Akeller arasında o şeylere kuşak verilir. Türkiye'de öyleyiz de orada öyle. Orada da derler. Yani. Oradan gelmiyor. Bir o tezatı şey yapmak istemiştim. Bir de şu anda mesela 91 sonrası için, öncesinde tam belli bazı sorunlar oluştu. İnsan Cemilcilerle şey yaptı, Avrupa'ya geçiş, İspanyollar bahsettiğiniz detaylı ama şu anda Güney ve Kuzey Osetya'nın birbiriyle bir şey var mı? Sorunu ya da hani Güney Osetya, Kuzey Osetya belki o tanımlamadan dolayı hemen akla şey geliyor. Güney Kore, Kuzey Kore gibi böyle. Yok. Çok böyle keskin bir şey olabiliyor ama onu biraz açarsanız belki. O şekilde yok. Yani öyle bir ayrım yok. Mesela Kuzey Osetya, Güney Osetya bağımsız bir devlet. İşte önce Ruslar tanıdı, sonra işte Venezuela, Nikaragua, Suriye son tanıyanlardan, bir de okyanusta böyle küçük devletlerden, 8 ya da 9 devlet tarafından tanınıyor.
Ama öte yandan Güney Ossetyalılar diyorlar ki işte biz Rusya'ya iltihak etmek istiyoruz, katılmak istiyoruz. Biz uzaktan seyrediyoruz. Biz diyorum ya niye bunlar bu kadar debeleniyor Rusya'ya bağlanmak için? Hani devlet olmuşsunuz. Ne kadar kalabiliyorsanız o kadar kalın yani. Bunda kötü ne var? Çünkü Rusya para gönderiyor, Rusya döndürüyor. Tıpkı bizim Kıbrıs gibi düşünebilirsin yani. Türkiye'nin Kıbrıs'a bakmaması durumunda Kıbrıs'ın kendini çekip çevirmesi çok mümkün değil. Niye bu kadar siz Rusya bağlanma konusunda gündeme getiriyorsunuz diye sordum. Şöyle bir şey söylediler, hiç o benim beklediğim bir şey değildi. Dediler ki bugün Putin var ve bize verilmiş sözleri var. Bu sözleri de Gürcülere karşı tuttu, bunu biliyoruz. Ama yarın öyle ya da böyle Putin gider, yerine bir adam gelirse, o da derse ki ya Abhazya, Ossetya ben uğraşamam bunlarla. Ben yıllardır bunları şöyle besliyorum, böyle bakıyorum, başım ağrıyor. Verin oraya, tamam ne yapıyorsanız yapın derse dediler, bizim ölümümüz demektir. Yani öyle bir şey olamaz. Evet, onun için böyle bir düşünceleri var. Kuzey ve Güney arasında zaten gidip geliyorlar, çok bir şey yok ama şöyle tek tek olaylar oluyor. Güneyden gelen adam oradan kaçıp gelmiş, işi yok, gücü yok, suça daha fazla ulaşıyorlar. Karakolluk oluyorlar falan. Kuzeylerden bazılar diyor ki işte Güneyler geldi de işte bilmem şöyle oldu, böyle oldu diye ama güzel yanları da var. Ossetya'da dili kaybolmaya başladı ve ben bu konuda çok orada dile getiriyorum, söylüyorum. Son zamanlarda caddeye çıktığımda annelerin küçük çocuklarıyla ana dilci konuştuklarını gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Ben de bu işleri bilen bilmedim ki ne oldu da siz de böyle bir ana dile eğilim başladı. Bunu görüyoruz. Mesela Starbucks'ı, yani Bars bir kaplan şeyi, Ossetya'nın sembolleri arasında Starbucks oradan çekilince aynı logoyla Starbucks'ı kurdular. Logonun üzerinde yazılarda ana dilde yazıyor. Afiyet olsun falan gibi şeyler var. Neticede sordum. Dedim ki ana dile eğitim nereden başladı? Birkaç tane sebebi var dediler. Bir tanesi Güneyliler buraya geldi dediler. 150 bin kişi. Ve onlar hep ana dil konuşuyor. Bir bu oldu. İkincisi köyler kente çok fazla olmaya başladı. Köyler boşalıyor ve şehre geliyorlar iş için. Köyden gelenler de ana dil konuşuyor. Üçüncüsü, Türkiye'den gelenlerden çok utanıyoruz. Onlar konuşuyor, biz konuşmuyoruz. Siz buraya ilişkiler böyle güçlendikçe, buraya dil bilen insanlar buraya gelip ana dilini bizden daha iyi konuştuklarını görünce ayıbımızı, bu bize ana dile sevk etti. Dördüncüsü de ayıbımızı anladık. Yani, ayıp bir şeydir hakikaten. Yani demin söylediğim, ezici çoğunluk Oset olan bir ülkede sokakta insanlar Rusça konuşuyor. Niye konuşuyorsun? Hadi komünist rejim dönemi olsa tamam da yani şimdi engelleyen bir şey de yok. Bu arada bir de ilginç bir anekdot anlatayım. Demin din Müslümanlar ve camiye anlatırken bizim bir gelinimiz var Ossetya'dan gelin geldi. Benim oğlum hanımla. Komünist rejim dönemi, doktor kendisi komünist rejim dönemi. Bir imtihan yapılıyor sınıfta. Öğretmen soruları sormuş ve birisinin böyle konuştuğunu, dudak kıpırdattığını görmüş. Ders de ateizm dersi. Böyle bir ders görüyorlar. Ders ateizm. Ve birisi dudaklarını kıpırdatıyor böyle, zannetmiş ki birine kopya veriyor. Sen demiş kimle konuşuyorsun kopya veriyorsun. Vay diyorum. Demografik yapı da peki başkanım şey mi? Aynı mı? Güney Ossetya'da da. Yani Güney Ossetya'da nüfus şeyi de aynı benzer. Güney Ossetya'da Müslüman nüfus çok yok. Bildiğim kadarıyla hiç yok diyebilirim yani. Kuzeyde bak. Bir şey daha soracağım. İki dakika kısma bak. Bisiklet olayı vardı ya, bisiklet hikayesi arada. Ha evet. O da çok güzel bir hikaye. Bir de bir şey daha sorabilir. Bir ara referandum söz konusu dendi burada. Öyle bir şey var mıydı? Bu şey bağlanma konusunda falan. Yok, o buradan olacak bir şey değil zaten. Yok yok, burada öyle bir söylem vardı, orada yapılacak bir şey. Yok, şu an yok. O şimdi şöyle, bizim bir, yani Murat Bey söylediği için bizden yok ama söyleyeyim ne oldu, ne oldu anlaşılsın. Bizim bir acımız var, yine şey, o seviyelerden, o da Bestan. Orada bizim çocuklarımız yok. Bunun çok detaylarına girmeyeceğim, çok konuşmak istediğim bir konuda değil ama
Biz o çocukların anısına Türkiye'de 3 tane Roset köyü kaldı. O 3 köyde biner ağaç dedik çocukların hatırasına. Boya, Yozgat'ta, Boyabat, Boyaz'da, Karabaca diye. O sektörde bir aktivist, bir grup gençler var. Böyle çok deli dolu çocuklar. İşte Amazon ormanlarına belki gidiyorlar. Bir Türkiye'ye geldiler, Madagaskar'a gideceğiz dediler. Ne var burada Madagaskar'da? Ne biliyorsunuz? Dediler, dünyanın bozulmamış birkaç yerinden birisi biz görmek istiyoruz orada diye. Ve bunlar bu projeyi görünce çok hoşlarına gitmiş. Biz ne yapalım demişler. Demişler ki Türkiye'ye gidelim bir çeşme yapalım. O ağaçların oraya. Ve bisikletle Türkiye'ye geldiler. O seferden bir kadar bisiklet kullandılar. 2000 kilometre yol geldiler. Böyle güzel, ilginç, değişik bir hikayesi var. Ha, süper bir şey. Kusura bakmayın. Ben Melki Bey de kısmen değindi ona. Şimdi orada tabii 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı arayıp size bir sıkıntı olursa burası sizin yurdunuzdur, rahatlıkla gelebilirsiniz filan. Yani şimdi Kafkasya'nın diğer bölgelerine çok fazla böyle bir yaklaşım yok. Bunun nedenini siz söylediniz, biraz da nüfusla ilgili filan bir şey böyle olarak. Biraz daha yumuşak bir yaklaşım var gibi görünüyor muhtemelen o sektöre karşı. O setlerin de ana vatanlarıyla ilişkileri biraz daha sıcak, evet. Çok daha rahat edip geliyorlar. Tabii burada yani Kafkasya'nın geneliyle ilgili bir değerlendirme çok kolay hiçbirimiz yapamıyoruz nihayetinde. Mesela dile kaybolması diyoruz, kayboluyoruz diyoruz. Burada mesela Rusya Federasyonu Anayasası'nda yapılan değişiklik var biliyorsunuz. 2018 yılında ana dilin seçmeli hale getirilmesi, ebeveynlerin yazılı talebiyle ancak olabilir filan diye. Bu bizim Kabardayı Balkan'da, Adliye'de filan olumsuz etki yaptı bildiğim kadarıyla. Doğal olarak aynı anayasa şey için de geçer, Osetya için de, Kuzey Osetya için de geçer aslında. Dolayısıyla orada da muhtemelen bir olumsuz etkisi vardı. Bir de tabii ana dil dediğiniz şey çok karmaşık bir meseledir. Biz hani konuşmaktan bahsediyoruz. Halbuki bir dili sadece konuşarak yaşatamazsın. Yani bir dili yaşatmanın onu bir devlet dili haline getirmek, eğitim dili haline getirmek de mümkün. Yani şimdi ilkokuldan, üniversite son sınıfa kadar eğer bir eğitim dili haline gelmiyorsa, mesela ben kendi adıma söylüyorum, bizim atalarımızın 150 sene önce konuştukları dilden daha geri bir dil konuşuyoruz. Ha, Sovyet döneminde bir miktar ona bir akademik boyut kazandırılmıştır, sözlük, özlük falan olmuştur ama yani bir eğitim dili değildir her şeyden önce. Hani sadece devlet dili olması da yetmiyor çünkü devlet dilini desteklemek için eğitime ihtiyaç var. Eğitim dili olması lazım. Bunların hepsi çok ciddi sorunlar. Ve Kafkasya'nın geleceğine ilişkin, Kafkasyalı halkların, o ortak kültürün çocuklarının birlikte bir vizyon geliştirmesi lazım. Yani ben mesela biraz sert olur belki bunu söylersem ama Kafkasya'da bir Rus etkisi var. İşte farklı tezahürleri var bunun. İşte Abhazya'da farklı, Osetya'da farklı, Kabardey-Balkar'da farklı, uygulamaları da farklı aslında. Yani aynı anayasa. Gerçi Abhazya tabii ki bağımsız bir cumhuriyettir ama nihayetinde aslında Rusya Federasyonu'nun içerisindeki şeylerden çok da farklı diyemeyiz. Yani Rus etkisi bakımından. Dolayısıyla Çerkez halkının Osetleri de, pardon Çerkezleri, Osetleri, işte Dağıstanlıları, Çeçenleri filan da kapsayan bir şeye ihtiyaç var. Orada şunu söylemiyoruz elbette. Yani işte herkes Çerkez filan deniliyor ya, öyle olması da gerekmiyor. Sizin bahsettiğiniz gibi bu tartışmaların da şu aşamada çok şeye çok ihtiyacı yok Kafkasyalıların. Ama bir gelecek şeyine ihtiyaçları var. Yani birlikte bir gelecek vizyonda ihtiyaçları var. Çünkü tarih boyunca birlikte olmuşlar. Yani mesela örnek, bu çok ütopik bir şeydir ama bir Avrupa Birliği yaklaşımı olsa Kafkasya'da belki de dünyanın en rahat yaşanan bölgesi haline gelir. Ama tabii bunu sağlayabilmeniz için Rusya'nın da oradan böyle bir etki göstermiyor olması lazım diye düşünüyorum. Bu soru değil de daha çok bir yorum, tatlı falan yani. Evet. 29
Şubat 3 Mart arasında yeni kapıda düzenlenecek Kafkas Festivali'nde yer alacak mısınız? Evet. Yani bu arada duyurmuş olalım diye söyledim. Aynı kuantedeyiz de gelelim ya. Yani şu an spordan ayak içi pas geliyormuş. Bu güzel, yani bizim böyle bir bölünmüşlük, bir sürü tartışmalar, kim herkes değil falan şeyin içerisinde bazı güzel gelişmeler de oluyor. Bunlardan birisi bu. Biz talepte bulunmadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dedi ki ben Yenikapı'da büyük bir Kafkas Festivali düzenlemek istiyorum. Ve 30 tane falan STK'ya herhalde haber verdi. Bu buraya kadar rutin bir gelişmeydi. Arkasından gelen gelişme, bundan bence güzel yanı bu festival nasıl olur, nasıl biter, kim memnun kalır kalmaz bilmiyorum ama bize Kafkaslı STK'lar hemen bir araya geldik. 2-3 tane istisna hariç olmak üzere ortak hareket ettik. 5 kişilik bir delegasyon sekreterya kurduk. Şimdi vakfın başkanı askerdi, Süveyli sekreterya yükünü çeken de oydu. Ortak kararlar alıyoruz. Salı günü tekrar bir toplantı yapacağız. Zannediyorum güzel, hoş, uzun zamandır yapılmayan bir şey olacak. Yurt dışından her STK kendi kontak kurduğu kişiler var. Ekipler gelecek, orkestralar gelecek. Defile olacak bizim kıyafetlerden falan. Bence çevrenize söyleyeyim de böyle bir daha zor olacak bir fırsatı. Hem o festivali kaçırmayın hem de söylediğim gibi güzel bir şey oldu. Bu aslında bir başka güzel şeyin üstüne geldi. Mesela bunu çok kısa söyleyeyim. Biz Şamil Vakfı'nda toplantılara başlamıştık. Dedik ki biz bize Kafkaslar hep başımıza bir bela geldiğinde bir araya geliyoruz. Bir sefer de erken davranalım. Marmara'da da bir deprem olacağı herkes tarafından kabul ediliyor. Biz son yaşadığımız depremde Kafkasyalı STK'lar inanılmaz güzel işler yaptılar ve çok iyi bir imtihan verdiler. Biz bu sefer erkenden hareket edelim, insanlarımızı eğitelim. İşte belli yerlerde deprem öncesinde, deprem sonrasında yapılacak olanları belirleyelim. Ve bu konuda bilinçlendirelim insanlarımızı. İşte İstanbul dışındakiler bize yardıma gelecek belki. Düzce, Adapazarı, İzmir falan. Onlarla da toplantılar yapalım. Onu şimdi bir askıya aldık. Bu da gene Kuzey Kafkas'ta ve Türkiye'de İstanbul'daki STK'ların birliği, beraberliği açısından düşünce olarak düzeldi. Çalışmada fena gitmiyordu. Şimdi bir askıya aldık. Teşekkür ederim. Teşekkürler.